Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnsan yaşadıkça nelerle karşılaşıyor değil mi? Hele de benim gibi hızlı bir hayat yaşamışsan karşılaştığın şey daha çok oluyor tabii. Şimdi bugün Belçika'dan bir hatıra anlatacağım. Belçika'da bir Türk delikanlısı, Doğu Anadolu'dan bir delikanlı, memleketten çıkmış, İstanbul'a gelmiş, üniversiteye gelmiş, üniversitede sol grupların içerisine düşmüş, inançsız, ateist bir sistemi benimsemiş, sonra Avrupa'ya gitmiş, yıllarca Komünist Partisi'nin içerisinde hizmet görmüş. Aradan yıllar geçtikten sonra artık partide mi bir yanlışlık gördü? Yoksa iş dünyasında mı bir değişiklik oldu? Orasını bilmiyorum. Yahu ben Müslümandım herhalde demiş. İslamiyet hatırına gelmiş. Ama ve lakin beyinde bir şey yok. Dinle ilgili hiçbir şey yok. Memleketle de bağı kopmuş. Anası babası dindar. Bunu kabul etmiyorlar. Demiş ya ben bu dini bir sorayım bakayım. Bu Müslümanlığı bir sorayım bakayım. Bir arkadaşıyla konuşmaya başlamış. Ona din hakkında sorular sorunca adam demiş ki ben ne bileyim ya, ben de bilmiyorum. O anda bizim o şehirdeki arkadaşımız onların oturduğu yerin önünden geçiyormuş. Kendisine soru sorulan adam demiş ki vallahi ben bilmem bunlar. Aa bak şu adam dindar. Şunu çağıralım. Buna sor. O sana belki cevap verir demiş. Allah selamet versin. Bizim Aksaraylı Mehmet. O günlerde oradaydı, o şehirde. Kortrijk. Kortrijk, Belçika'nın güneybatısında, tam Fransa, Lille sınırında. Lille şehrine yakın. Mehmet gelmiş yanına. O sormuş, o da kendi bildiğince bir şeyler anlatmış. Kaderi ilahi. O gece, o konuşmanın olduğu gece ben Kortrijk'e geldim. Mehmet sevindi tabii. Dedi ki abi ya, bugün birisi bana dedi, böyle dini sorular sordu. Ben dedi tam tatmin edici cevap veremedim. Yarın onu bir ziyarete gidelim mi dedi. Dedim gidelim. Ertesi gün gittik bizim Yılmaz'ın dükkanına. Yılmaz Şark delikanlısı bize izzet ikram oturdu, konuştu. Bana dinden sormaya başladı. Ben de İslam dini neyi söylüyorsa bir kelime eksiltmeden hepsini söyledim. Bu adam komünist. İnançla hiçbir bağı kalmamış. Fakat beyni çalışıyor. Beyni. Namazı söyledim. İtiraz etmedi. Orucu söyledim. İtiraz etmedi. Haccı, zekatı söyledim. İtiraz etmedi. Bütün Müslümanların bugün hopladığı kanunları söyledim. Hırsızın eli kesilmelidir dedim, itiraz etmedi. Zina eden rejim edilmelidir eğer evliyse dedim, ama onun aklına hitap ederek. Her söylediğim hükümde, vallahi billahi Yılmaz'ın söylediği cümle tekti. Evet hocam böyle olması lazım. Evet hocam böyle olması lazım.
Evet hocam böyle olması lazım. Bir kelimeme itiraz etmedi hiç. O akşam da çok uzak bir yerde, Allah alem Gent miydi, Antwerp miydi? İkisinden birinde akşam dersimiz, sohbetimiz vardı. Dedim Yılmaz biz bu akşam işte 100 kilometre ötede orada bir sohbetimiz vardı. Ben de gelirim dedi. Ve sözünde durdu. O akşam ilk defa bir Kur'an dersi dinledi. Akşam ezan okundu. Yılmaz bizimle beraber namaza durdu. Vallahi billahi ne rüküyü biliyor, ne secdeyi biliyor, ne okuyacağı bir şey biliyor. Bizimle beraber yattı kaldı. Ama kıldı namazı. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ondan sonra Yılmaz'la bir iki sefer daha görüşmek nasip oldu. Gittim de diyordu, hocam bak müziği kaldırdım. Sonra dedi, içkiyi de bıraktım. Dedim, Yılmaz namaz ne olacak? İnşallah hocam onu da kılacağım dedi. Ondan sonra bir daha Yılmaz'la karşılaşmamız nasip olmadı. Ben gidemedim yani. Ben gidemediğim için onunla da görüşemedik. Şimdi enteresan olan Türkiye'deki macera. Yılmaz'la o ilk görüşme, tanışmamızdan sonra bir Doğu Anadolu seyahatinde rahmetli Maraşlı Süleyman Karagale ile Maraş'tan Muş'a gittik. Muş'tan geri dönerken Karagoçan'ın Başyurt beldesine uğradı. Başyurt Yılmaz'ın köyü. Bana babasının evini tarif etmişti. Karagoçan'dan gelirken ilk soldaki ilk evlerden biriydi. Kırdık arabayı Yılmaz'ın babasının evine. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz sizi ziyarete geldik. Bize ayran mayran çay ikram ettiler. Konuşuyoruz. Hayrola kimsiniz, nesiniz? Ben hikayeyi anlattım. Dedim böyle böyle ben Yılmaz'ın yanından geliyorum. Adam hiç ilgisiz. Oğlundan haber getiriyorum, hiç ilgi duymuyor. Dedim ki biz Yılmaz'la beraber namaz kıldık. Adam böyle sert reaksiyon gösterdi. Kesin, inanmam dedi haberi. İnanmam dedi. Dedim vallahi billahi beraber namaz kıldık dedim. O müjdeyi babasına verdim. Velillahil meselil âlâ. Şimdi Yılmaz'la ilgili bir hatıramız bu. Yaşadığımız yüz binlerce hadiseden bir tanesi. Burayla, bununla neyi demek istiyoruz? Anlamamız gereken şey ne? Ve kardeşim, Kur'an'da ve sahih sünnette kesin olarak bildirilmiş emirleri bugünün Müslümanına 1000 sene İslamiyet'e bayraktarlık etmiş, bu ülkede yaşayan Müslümanlara söylüyorum, vallahi kabul etmiyorlar, billahi kabul etmiyorlar. Hükmü kabul etmiyor adam. Bu zamanda böyle bir şey mi olur? Aynen böyle ha. Bu zamanda böyle bir şey mi olur? İyi Allah öyle diyor aslanım. Allah sana zaman mı tayin edecekti senin inanacağın şeyi bilebilmen için? Şu zamanda buna inanın, bu zamanda olmaz. 1400 sene önce faiz haramdı ama 2000'de artık serbesttir. Allah öyle mi diyor size? 1400 sene önce kadınlar evlerinde oturmalı diyordu. 2000'e gelince artık serbesttir. Dışarı çıkabilirler mi diyor yani din yani. 1400 sene önce kadınlar cilbap giymesi lazımdı. Çarşafa bürünmesi lazımdı. 2000'de artık bunlara gerek yok mu diyor size din yani. 1400 sene önce hırsızlık yapanların elini kesin diyordu Allah. Ama 2000'den sonra insanlar medenileşti. Artık elini kesmeye gerek yok mu diyor din size. Hristiyanlarla, Yahudilerle dost olmayın diyordu 1400 sene önce din. Şimdi 2020'ye gelince artık bu dostlukta beis yok mu diyor size Kur'an ya? Size mi yeni bir kitap geldi?
Biz mi hakikatten uzaklaştık? Hadi gelin elinizdeki kitapla birbirimizi anlamaya çalışalım yani. He? Yahu ey cami Müslümanı, ey tekke Müslümanı, ey medrese Müslümanı. Yahu şu komünist Yılmaz kadar insafınız olsun be. Şu komünist Yılmaz kadar beyniniz çalışsın be. Ulan neredeyse komünistlere rahmet okuyacak hale geldik be. Bu zamanda olur mu ya? Bu zamanda nereden çıkardınız? Sen benim hocamdan daha iyi mi biliyorsun? Sen benim şeyhimden daha mı iyi biliyorsun? Tabii sizin şeyhiniz ve sizin hocanız Allah'tan daha iyi biliyor tabii. Biz nereden bileceğiz sizin hocanız, şeyhiniz kadar dini yani? Allah şu ümmeti Muhammed'e feraset versin, feraset. Feraset gitmiş kardeşim. Feraset neden gider? Veya feraset nereden gelir? Feraset imandan gelir, imandan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz duyuyor ki, buyuruyor ki, müminin ferasetinden sakının. Demek feraset imandan gelir. Ey mümin, ey Müslüman, sen feraseti kaybetmişsen, yani daha ayetle, hadisle, Ahmet'in, Mehmet'in sözünü birbirinden ayıramayacak duruma düşmüşsen, sen imanını sorgulaman lazım. Sen imanda zarara düşmüşsün. Sen imanda sıkıntıya girmişsin gözüm. Eğer zerre kadar kalp harekatınız varsa camilerin önüne gelen tabutlara bakın. Müslümanların tabutlarına. İçi dolu mu gidiyor, boş mu gidiyor? Allah'ını seversen bir bakın Koroşen edin. Ulan hepinizin mi kalbi öldü? Hiç mi keşfel kuburunuz yok yani? Ölenlerin halini anlayacak bir tane adamınız kalmadı mı yani? Bu zaman iman kurtarma zamanıdır diyen Bediüzzaman yerden göğe kadar haklı değil mi? Ayeti inkar eden adam nasıl imanla kabre gidecek? Sahih hadisi inkar eden adam nasıl imanla kabre gidecek? Mümkün mü bu? O komünist Yılmaz cennete gider, ayeti hadisi inkar eden sen gidemezsin efendim. Anladın mı başına gelecek belayı? İster anla, ister anlama. Benim vazifem hatıra anlatmak, yani mektup yazmak. Rahmetli Karakoç'un dediği gibi, mektup yazdım Hasan'a, ha Hasan'a, ha sana. Anlıyorsan mesele yok, anlamıyorsan yine mesele yok. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.